Nevşehir Anadolu RTV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir eşraflarından sebzeci Muammer Şekerli'nin eşi Naciye Şekerli vefat etti. Merhume Şekerli'nin vefatı ailesini derinden üzdü. Nevşehir eşraflarından sebzeci Muammer Şekerli'nin eşi Naciye Şekerli vefat etti. Merhume Şekerli'nin vefatı ailesini derinden üzdü. Nevşehir eşraflarından sebzeci merhum Hacı Muammer Şekerli'nin eşi Hacı Naciye Şekerli yaşamını yitirdi. 75 yaşında vefat eden merhume Naciye Şekerli'nin vefat haberi ailesini yasa boğdu. Nevşehir merkeze bağlı Çat kasabasına vatandaşlar yıllardır yapılmayan yol nedeniyle isyan etti. Bozuk yol nedeniyle çok sayıda kazanın olduğunu belirten vatandaşlar yetkililerin konuya kulak kabartmasını bekliyor. Nevşehir'de o kasabanın halkı yıllardır yapılmayan ve birçok can kaybına neden olan o yol yüzünden adeta çileden çıkmış durumda. Bilindiği üzere Anadolu RTV olarak geçtiğimiz yıl içerisinde birçok kez 6 kilometrelik çat, Nevşehir Karayolu'nun ne kadar tehlike arz ettiğini ve buranın acilen genişletilmesi gerektiğini dile getirmiştik. Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk'ün de bu yol ile ilgili olarak birçok girişimleri olmuştu. Ne yazık ki aradan bir yıl geçmesine rağmen talepler karşısında hiçbir yetkili kurumdan ve siyasilerden bu konu hakkında ses çıkmadı. Şimdilerde kasaba halkı bu kayasızlığa tepkilerini dile getirerek hizmetin gelmesi için illa farklı partilere oy mu vermemiz gerekiyor deyip Nevşehir Valiliği, İl Özel İdaresi, Karayolları ve yetkili kurumları göreve davet ettiler. Bu yol üzerinde sürekli ölümlü kazaların olduğunu ve bu yolun çok acil bir şekilde genişletilip Çat halkının huzura kavuşturulmasını dile getiren kasabalılar, belediyemiz halkına hizmet için durdurak bilmeden çalışıyor. Ancak kasabamızda en büyük sorun 6 kilometrelik uzunluktaki Çat Nevşehir Karayolu olarak göze çarpıyor. Bu sorunu yıllardır kasabalı olarak dile getiriyoruz. Yetkililerimizden çok değil, sadece 6 kilometrelik bir yol çalışması istiyoruz. Çat'ın 6 kilometrelik değeri yoksa onu bilemeyiz. Ancak halk olarak talebimiz bu yoldur. Yolun genişletilip sıcak asfalt ile kaplanmasıdır dediler. 2023 yılı yatırım programı kapsamında Nevşehir'e çeşitli kurumlara projeler için milyonlarca lira kaynak gönderilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 yılı yatırım programı resmi gazetede yayımlandı. 2023 yılı yatırım programında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşların projeleri yer alıyor. Yatırım programında yer alan 3546 adedi ana proje olmak üzere 10915 adet projeye toplamda 454 milyar TL ödenek tahsis edildi. Yatırım programı kapsamında Nevşehir'de milyonlarca lira kaynak ayrıldı. Kentte çeşitli kurumlara projeler için milyonlarca lira gönderilecek. Bu kapsamda merkezi yönetim bütçesine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne eğitim yatırımları ve projeler için 40 milyon lira, Diş Hekimliği Fakültesi için 40 milyon lira ve DKH sosyal kapsamında 10 milyon lira. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce Bayramhacılı'da yapılacak tarım ve sulama etüt projesi için 2,5 milyon lira. 245 milyon lira proje maliyeti Kapadokya Havalimanı terminal binası ve tesisler yapımı için 50 milyon lira. Nevşehir Ürgüp arası 19 kilometrelik bölünmüş yol için 29 milyon 608 bin lira. Aksaray Nevşehir Güney Çevre Yolu için 40 milyon 368 bin lira. Kapadokya Alan Başkanlığı bakım onarım ve çeşitli uygulamaları için 53 milyon 500 bin lira kaynak gönderilecek. Yatırım programına dahil edilen bu projeler haricinde tarımdan kültüre, çevre ve şehircilikten sanayi ve teknolojiye, ulaştırma ve altyapıdan milli eğitime kadar onlarca farklı alanda yürütülen proje ve çalışmalar için de ilgili kurumlara milyonlarca lira kaynak aktarımı gerçekleştirilecek. Yeni yıl ile birlikte zam haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. Birçok konut site yönetiminin aidatlara yaptığı zamlar vatandaşı bezdirdi. Nevşehir'de pes artık dedirten zamlar peş peşe gelmeye başladı. Bazı konut site yönetimleri dudak uçuklatan zamlar yaptı. Nevşehir il merkezinde bazı konutların yönetim aidatlarına yapılan afaki zamlar gündem olmaya başladı. Özellikle TOKİ aidatlarında yapılan zamlar ikamet sakinlerini adeta çileden çıkarttı. İkinci etap konutlarına yapılan zamla ilgili gündem olan TOKİ yönetimi şimdi de iddiaya göre 3. etapta %98'lik zam kararı aldı. Bu durum ise bu istenilen kira mı yoksa aidat mı dedi. Tüm bu tepkilerin ardından şimdi gözler TOKİ site yönetimlerine çevrildi. Bu zam oranları geriye çekilecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Sigortasız yabancı uyruklu çalıştırılıyor. Ayrıca bu işi özel olarak yapan site yönetim firmaları da maliyetleri bahane ederek daire başı fiyatlara ciddi oranlarda zamlar yansıttı.
Hatta birçok site yönetiminin de işçi olarak apartmanlara götürdüğü kişilerin izin belgeleri ve sigortaları olmayan yabancı uyruklulardan oluştuğu gelen iddialar arasında birçok konuda olduğu gibi özel firma apartman yöneticiliği denetimsizlik yüzünden başıboş şekilde icra ediliyor. Bu başıboşluğun önüne geçecek bir denetim mekanizmasının sürekli olarak işleyiş göstermesi beklentiler arasında. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar gereği artık hastanelerden randevu alıp gitmeyen hastalara yaptırım uygulanacak. Nevşehir'de binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Artık randevuya gidilmez ise ne olur sorusu netlik kazandı. Sağlık kuruluşlarından randevu alıp randevusuna gitmeyen kişilere aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu verilmeyecek. Koronavirüs dönemini başarılı bir şekilde yönetmeyi başaran Sağlık Bakanlığı, son günlerde sağlık kuruluşlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçebilmek için randevu sistemiyle ilgili bir karar aldı. Randevu almasına rağmen randevusuna gitmeyen hastalar nedeniyle yaşanan yoğunluğu tespit eden Sağlık Bakanlığı bu konuda önemli bir karar aldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık kuruluşlarından randevu alıp da randevusuna gitmeyenlere aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu verilmeyeceğini duyurdu. Bakan Koca paylaşımında MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere halkımıza hayırlı olsun dedi. İç Anadolu bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Ocak Salı, İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez. En düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 10. Kayseri, en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 12. Kırşehir, en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 10. Niğde, en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 10. Aksaray, en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 12. Yozgat, en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 8. Konya, en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 12. Sivas, en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 9. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 16 Ocak Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Onur Eczanesi Kayseri Caddesi. Merkez Eylül Eczanesi Naraşağı Mahalle. Acıgöl Ömür Eczanesi. Avunus. Avunus Eczanesi. Derinkuyu Nazar Eczanesi. Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı, Saraslan Eczanesi, Ürgüp, Güney Eczanesi. Nevşehir Anadolu RTV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.